Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Mine kırık kanat, Kahramanlar mağdur, hainler muktedir iken. 19 Mayıs 2024 Pazar. Tu General Semih Terzi, Fetullahçı terör örgütücü kalkışmacıların üssü durumundaki akıncılara saat 2.00 civarında iner. Orada kendisini bekleyen helikoptere biner, çok geçmeden yanındaki 20 personelle göl başındaki Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahının pistindedir. Az sonra tüm General Zekai Aksakallı'nın koltuğuna oturacak, emirlerini Özel Kuvvetler Komutanı olarak vermeye başlayacak ve üst seviye eğitimli tüm Özel Kuvvetler personelini Ankara'da kritik operasyonlarda rahatça kullanabilecektir. Darbeciler kazanmak üzeredir. Ama bir anda kaybedilmek üzere olan mücadeleyi yeniden başlatan, ufak gibi görünen, oysa devasa ve stratejik bir dokunuş gerçekleşir. O dokunuşla olayların seyrini değiştiren kişi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan yiğit bir ast subaydır. Tarih yazan dokunuş. Az önce Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa'dan emir almıştır. Ömer, sana vatanımız için tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi vatan haini bir isyancıdır. Onu karargaha girmeden vur. Karargahı koru. Bunun sonunda şehit olmak da var. Hakkını helal et aslanım. Ömer Başçavuş vakur ve kararlı bir sesle cevap verir. Emredersiniz komutanım. Merak etmeyin. Asıl siz hakkınızı helal edin. Kanım vatana helal olsun. Özel Kuvvetler Komutanlığı karargah binasının hemen sağında ağaçlık bir bölge bulunmaktadır. Semih Terzi, karargah binasına yaklaşırken ansızın orada bir gölge belirir. Ağaçlık bölgeden süratle çıkar. Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahına girmekte olan gruba hücum eder oyunu bozan Assubay. Hedefinde, grubun tam ortasında yürüyen Semih Terzi vardır. Tabancasını ateşler. Terzi, girmek üzere olduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahının merdivenlerine yığılırken, yanındakiler ağaçların arasından çıkan gölgeye ateş açarlar. Gölge de Terzi'nin az ötesine düşer. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliğinin karargahındaki karanlıkta iki gölge yatmaktadır. İkisi de bu topraklarda yetişmiştir. İkisi de aynı millettendir. En azından öyle bilinmektedir. İkisi de üniformalıdır. Biri general, diğeri as subaydır. General olan ihanetin, as subay ise vatanseverliğin zirvesi olmuştur. Vatanseverlik rütbelerde, makamlarda değil, yüreklerdedir. O as subay, o her türlü övgünün ve rütbenin üzerindeki asker, o yürekli insan Ömer Halis Demir'dir. Aldığı emri yerine getirmiş, darbeci bir haini göğsünden vurup öldürmüş, açılan karşı ateşle kendisi de ağır yaralanmıştır, Sadakatin bedeli. Fetullahçı terör örgütücü kalkışmacılar çok öfklidir. Planları bozulmuştur. Bir can kurtaran gelir. Can kurtarandan inen sağlık ekibi, öldü düşüncesiyle az subay Halis Demir'in üzerine örtmeye davranırken o da ne? Kahramanın dev gölgesi zorlukla da olsa nefes almaktadır. Yaşıyor, diye seslenirler. Semih Terzi ile gelenlerden biri yanlarına koşar. Tabancasını yiğit askerin başına doğrultur. Tetiği çeker. Mustafa Önsel, Erken Kırılan Yumurta, Kırmızı Kedi Yayın Evi, 2024, Böl, Parçala, Yok Et. Türkiye'nin uzun yıllardır içi oyuluyor, kabuğu soyuluyor. İçimizde yetişip dışarıdan emir ve para alan layık cumhuriyet düşmanları ile geleceğin egemeni gördükleri, onların beleşe borazanlığını yapan oportunistler, bu ülkenin halkını etnik ve dinsel ayrışımla bölmeyi üstlendiler. Central Intelligence Agency'nin doğrudan beslediği Fethullahçı terör örgütü ise, önce eğitime, sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, adalete, sağlığa, kısaca devletin kalbine sızdı. Ama en stratejik kurum elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Her şeyden önce orduyu böldüler ki Türkiye'yi parçalayabilsinler. Mustafa Önsel'in Aşil'in topuğu alt başlığıyla yayımlanan Erken Kırılan Yumurta adlı yapıtı, gerilim tadında bir belgesel. 15 Temmuz 2016'daki kalkışmada, Fethullahçı terör örgütüye halk ve emniyet mensuplarıyla birlikte karşı duran, hainlerle savaşan gerek muvazzaf, gerekse kumpas davaların sillesini yemiş, emekli subayların Atatürk'ün askerleri olduğunu ortaya koyuyor. Ne hedef değişti, ne düşman farklı. Başka bir deyişle, o gece Fetullahçı terör örgütüye karşı duran askerlerin hepsi, aslında iktidara da muhalifti ama hükümeti ve devleti savundular. Oysa aynı iktidarın günümüz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sekmen, Mustafa Önsel'in eserlerini de basan Kırmızı Kedi Yayın Evini, siyasal içerikli kitap yayımlıyor gerekçesiyle kitap fuarında yasaklamaya kalktı. Neyse ki başaramadı. Demek ki kimileri yakın geçmişten hiç ders almadı. Ve Fethullahçı terör örgütünden doğan boşluğu dolduran tarikatçılığa bakılırsa, niyetleri çok da farklı değil. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.